İşçi sınıfının ortaya çıkışında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi devrimi B. 1789 Fransız devrimi C. Küreselleşme D. Birinci Dünya Savaşı E. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kurulması Soruda bizden işçi sınıfının ortaya çıkışına neden olan etkenlerden en önemlisini bulmamız isteniyor. Doğru cevabı bulmak için seçenekleri tek tek ele alarak irdeleyelim. İlk seçenekte sanayi devrimi ifadesi yer alıyor. Doğru cevap olabilir gibi geliyor. Şöyle bir düşünelim. Sanayi devriminin sanayi dönemi olarak adlandırılacak yeni bir dönemin başlamasına ön ayak olduğunu biliyoruz. Sanayi devrimi ile birlikte o zamana kadar yaşanan ekonomik, toplumsal anlayışta çok önemli değişiklikler meydana geliyor. Fabrika türü üretim, sanayi devrimiyle birlikte başlıyor. Kendi tezgahlarında kendi işlerini yapan sanatçılar, kalifiye işçi olarak fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla o zamana kadar var olmayan, emeğini işverene ücret karşılığı satan bir sınıf ortaya çıkıyor. Soruya baktığımız zaman İşçi sınıfının ortaya çıkmasındaki en önemli etkenin sorulduğunu, bunun da A seçeneğindeki Sanayi Devrimi olduğunu anlıyoruz. Peki diğer seçenekler neden doğru olamaz? Bakalım. B seçeneğinde 1789 Fransız Devrimi denilmiş. Fransız Devrimi aslında zaman açısından ele aldığımızda en yakın gelen seçeneklerden biri. Peki neden doğru olamaz? Aslında Fransız devrimi, sanayi devriminin ortaya çıkma nedenlerinden birisidir. Birayı ön plana çıkaran, herkesin özgür ve eşit olduğu varsayımından hareket eden bir anlayışın, topluma yerleşmesinde en önemli etkenlerden biri 1789 Fransız devrimidir. Bu düşünce insanoğlunun inanılmaz teknolojik başarılar göstermesine, okyanus aşırı yerleri keşfetme cesareti bulmasına neden olur. Bu hızla gelişen teknoloji uygulama alanına girdiğinde sanayi yaratır. Bunun adı sanayi devrimidir. Kısaca söylersek 1789 Fransız Devrimi sanayi devriminin nedenidir. İşçi sınıfının ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri değil, ortama hazırlayan düşünce biçimidir. C seçeneğine bakalım. Küreselleşme ifadesi yer almaktadır. Ekonomik, finansal toplumsal ve kültürel ilişkilerin dünya ölçeğinde yaygınlaşma süreci olarak tanımlayabileceğimiz küreselleşme oldukça yakın zamanlara ait bir olgudur demek pek de yanlış olmayacaktır. D seçeneğinde ise Birinci Dünya Savaşı ifadesi yer alıyor. Bu savaşın yaşandığı 1914, 1918 yıllarından çok önce işçi sınıfı ortaya çıkmış, örgütlenmesi gerektiğini anlamış ve bu anlamda oldukça yol kat etmiştir. Dolayısıyla bu seçenek de doğru olamaz. E seçeneğinde uluslararası çalışma örgütünün kurulması, işçi sınıfının ortaya çıkmasında en etkili seçenek olarak belirtilmiştir. Uluslararası çalışma örgütü, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1919 yılında imzalanan Versay Barış Anlaşması ile kurulan uluslararası anlamda işçi sorunlarına çözüm sunan bir örgütlenmedir. Bu seçeneğin de doğru olması mümkün değildir. Soruya tekrar baktığımızda doğru cevabın A seçeneğindeki sanayi devrimi olduğu anlaşılmaktadır.